Bildiğiniz gibi pandemiyle mücadele ağırlıklı olarak birinci basamakta yapılması gereken bir mücadele. Ve bu süreçte aile hekimleri gerçekten fedakarca, özleriyle, bütün olumsuz koşullara rağmen sağlık hizmeti verme çabalarını sürdürüyorlar. Ancak süreçte özellikle aile sağlığı merkezlerinin fiziki yapısı pandemi sürecinde bir kere daha ön plana çıktı. Özellikle gerek COVID hastalarının başvuruları sırasında, gerekse aşılama süreçlerindeki fiziki mekanla ilgili yaşanan sorunlar sağlık hizmetinde ciddi aksamalara yol açtı. Kamu hizmeti kamu binalarında verilmelidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin hatırı sayılır bir kısmı aile hekimlerince kiralanan apartman katı dükkanlarda, giriş ya da bodrum katı dairelerinde verilmektedir. Bu aile sağlığı merkezlerinin birçoğu ise ne yazık ki binalarının güneş dahi görmeyen cephelerinde konumlanmakta. Sağlık Bakanlığı'nca sağlık çalışanları uygunsuz hizmet binalarında çalışmaya mecbur bırakılırken halkın sağlığı da hiçe sayılmaktadır. Sağlıkta dönüşüm projesiyle koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen birinci basamak sağlık hizmetlerinin doğru planlanmamış aile hekimliği uygulaması ile tüm yükü aile hekimlerinin üzerine yıkılmıştır. Hizmetin sunulacağı binanın bulunması ve donanımın sağlanması da hekimlerin üzerine yıkılan bir yük olmuştur. Şehir merkezlerinde fiziken uygun olmayan yüksek fiyatlı mekanlar hekimlerce kiralanmak zorunda kalırken, merkezden uzak küçük yerleşimlerde ise uygun kiralık yapı olmayışı hekimleri zor durumda bırakmaktadır. Kamu hizmeti sunulmasına rağmen standardı bulunmayan bu binaların kira bedellerinde bir standart bulunmamakta, bu bedeller mülk sahiplerinin keyfine göre belirlenmekte ve beklenmeyen artışlar yaşanabilmektedir. Eski Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Akdağ döneminde Türkiye genelinde 2500 yeni aile sağlığı merkezi binasının yapılacağı ifade edilmiş. Ancak o günden günümüze herhangi bir gelişme olmamıştır. Atatürk Havalimanı arazisi üzerinde 45 günde 1000 yataklı bir hastane yapılmasıyla övünürken 10 yılda 1000 tane aile sağlığı merkezi yapılamamıştır. Oysa ki yap işlet devret yöntemiyle yaptırılan şehir hastanelerine bir yıl için ödenen 16 milyar kira ile 16 bin aile sağlığı merkezi yapılabilmekte ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunun mekan sorunu uzun yıllar boyu sürdürülebilir bir şekilde çözülebilmektedir. Her aile sağlığı merkezinden birinin özelden kiralık olması ve de aile sağlığı merkezlerinin sadece %10'unun COVID-19 tedbirleri uygulamaya elverişli olması sorunun büyüklüğü ve büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Bu olumsuz tablo karşısında Türk Tabipleri Birliği aile hekimleri kolunca da ifade edildiği gibi aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların sağlık hizmeti vermeye uygun olmadığı ve de bu sorunun pandemiyle birlikte tahammül edilemez bir hale geldiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Birinci basamak sağlık hizmeti sunulan binaların tamamının Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulması için ASM mekanları için harekete geçiyoruz kampanyası başlatılmıştır. Kampanya ile ilgili taleplerimiz şunlardır. Aile sağlığı merkezlerinin yeterli uygunlukta ve eşit standartlarda olmasını sağlamak Sağlık Bakanlığı'nın görevidir. Aile sağlığı merkezleri Sağlık Bakanlığı'nca yapılacak kamuya ait mekanlarda ve yeterli donanım sağlanarak inşa edilmelidir. Aile sağlığı merkezi olarak kullanılan ancak deprem güvenliği olmayan kamu binaları Sağlık Bakanlığı tarafından teknik olarak mümkünse güçlendirilmeli ya da hastalar ve çalışanlar mağdur edilmeden yeniden inşa edilmelidir. Mobil sağlık hizmeti verilen kırsal bölgelerde bakanlık tarafından uygun mekanlar yapılmalı ve donanımları sağlanmalıdır. Birinci basamak sağlık hizmeti demek doğduğumuz andan itibaren, hatta doğmadan evvel gebe takibi süreci de dahil olmak üzere hayatımızın sonuna kadar temel sağlık ihtiyaçlarımızın karşılandığı basamaktır. Ve bu bütün dünyada, ülkemizde de en ön sırada
önemsenmelidir. Fakat Türkiye'de ne yazık ki sağlık bütçesinin, sağlık alanındaki harcamaların çok önemli bir kısmı, üçüncü basamak dediğimiz hastane aşamasına yöneltilmektedir. Türkiye'de 83 milyon insan var, 230 bin yataklı kurumumuz var. Yani üçüncü basamak veya ikinci basamak diye tabir ettiğimiz kurum. Elbette bunlar olacak. Fakat o kadar yüksek meblağlar üçüncü basamağa yöneltildi ki, bunların örneği çok öteden beri konuşuluyor. Şehir hastaneleri çok büyük masraflarla, çok büyük bütçelerle üçüncü basamak kurumlar olarak oluşturuldu. Oysa ki bu paranın belli bir kısmı, küçük bir kısmı belki de birinci basamağa aktarılmış olsaydı, gerçekten orada çalışan hekimlere gerçek sağlık hizmetini verebileceği iyi şartlarda, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti verilebilecek mekanlar ve donanıma bu bütçeler yöneltilmiş olsa idi, örneğin yaşadığımız pandemi sürecini biz muhtemelen daha uygun bir şekilde, daha başarılı bir şekilde aşabilirdik. Birinci basamaktaki sorunlarımız bu kadar büyük, bu kadar can acıtıcı olmaz idi. Dolayısıyla kamu hizmetinin verildiği birinci basamak hizmetlerinin uygun standartlarda ve donanımlarda kamu yönetimi tarafından, devlet tarafından oluşturulacak binalarda, yerlerde yapılması şarttır. Kamu hizmeti veren hekimlerimiz, kamu hizmetinin vereceği mekanları kendileri bulmak zorundaydı. Ne oldu sonuçta? Belli bir standartizasyon sağlanamadı. Sağlanamayınca COVID gibi bir pandemi sürecinde, bu pandemi sürecini ilk şekilde karşılayan ve önemli görevi yüklenen aile hekimlerimiz ciddi problemler yaşadılar. İzmir özelinde bakarsak hem pandemi hem deprem aile hekimlerimizi gerçekten yaşadığı, çalıştığı mekanlarda ciddi problemler yaşadılar. Bunların sağlığın kamusal bir hakkı olduğu bir noktada, kamu görevi yapan hekimlerin bulunduğu mekanların da kamu tarafından belli bir standartizasyonda yapılması gerekiyor. Bunu sağlayamasak ne pandemi sürecini ne toplum sağlığını koruyabiliriz. Bayraklı Dörtnoğlu Adalet Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmaktayım. Depremde az hasarlı olmamıza rağmen binadaki 114 ailenin tamamı ertesi gün terk etti. Çünkü karot testlerinde çok çürük olduğu için kentsel dönüşüme geçme kararı verdiler. Biz Sağlık Müdürlüğü'nden bu durumda ne yapacağımızı yazıyla tanıştığımızda az hasarlı binalara girip çalışabileceğimiz söylendi. Yazılı olarak istedik. Yazı veremeyiz, böyle bir şey veremeyiz dediler. Ve biz de 3 hafta kadar ne yapacağımızı bilemez şekilde kaldıktan sonra tekrar o binaya girdik. Şu anda doğramaları sökülmüş üst katların en altında bir sağlık ocağı, bir de eczane var. Diğer bütün birimdekiler hoş terk ettiler. 4 bloktan oluşan 114 ev, 8 de dükkan var. Onun üzerine Sağlık Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle defalarca görüştük. Kesinlikle ekonomik olarak bize bir yer göstermediler ya da bir yardımda bulunmadılar. Kendi çabalarımızla bölgede konut, yerleşebileceğimiz bir yer arıyoruz. Her öğlen dolaşıyorum, orada kiralayabileceğimiz bir yer arıyorum. Binaların çoğu yıkıldığı için kesinlikle kiralık uygun bir yer bulamıyoruz ve bulduğumuz fiyatı da yani karşılayamayacağımız bir boyutta. Kendimizi akıbeti şu anda belirsiz. Bina kentsel dönüşüme girdiğinde sağlık ocağımızın yeri olmadığı için kapatacağız, kilit vuracağız, yani anahtarı çevireceğiz. Ne olacak dediğimizde Sağlık Müdürlüğü'nden bize olumlu bir yanıt gelmiyor. Biz de geleceğimizle ilgili belirsizlik içinde devam ediyoruz yani.